Üniversiteye hoş geldiniz. Bugün toplumumuzun çok önemli bir yarısını engeller için nasıl şehirler yaratmalıyızı konuşacağız. Engelsiz bir kent ne demektir? Nasıl olur? Nelere dikkat edilir? Engelleri düşünmek demek sadece duraklara rampalar yapmaktan mı ibarettir? Yaşadığımız kentler ne kadar engelsiz? Kentimizde yaşamak ne kadar mümkün? Bunlardan bahsedeceğiz. Üniversite başlasın. Engel nedir? Bir insanı engelleyen kendisi midir yoksa çevresel etmenler midir? Her dakika, her saniye teknoloji ilerliyor, gelişiyoruz. Ancak yine de engelsiz kentler yaratmayı başaramıyoruz. Yaşadığımız şehirler, gittiğimiz kafeler, otobüs duraklarımız, merdivenlerimiz ve spor komplekslerimizin çoğu engellilere yönelik değil. Dünyadaki tüm engelli bireyler hemen hemen aynı zorlukları yaşıyor. Aynı kaldırımlara takılıyor, aynı sessizliği paylaşıyor. Oysa ki bir şehrin yaşanması için toplumun her kesimini düşünmesi, kucaklaması ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Görme, işitme, konuşma ve yürüme engelli bireyler için neler değişmeli? Teknik ve sosyal nedenlerle kamusal hayata uzak tutulan bu bireylerimiz için şehir planlamaları nasıl olmalı? Dinlenme tesisleri, spor kompleksleri, ulaşım araçları ve bina tasarımlarında nelere dikkat edilmeli? Daha sağlıklı toplumlar, daha sağlıklı bireyler için herkesi kucaklayan kentler istiyoruz. Emel Kapanoğlu, Eskişehir Damla Özgerek Sinimliler Derneği Başkanlığı'nı yapmaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Eskişehir Açık Öğretim Bürosu'nda görev almaktadır. Emel hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşadığımız evlerden şehirlere hatta ulaşım araçlarına kadar aslında e, tasarımların, planlamaların engeller için yapılmadığını görüyoruz. E, sizce e, bu sizin topluma katılmanızda bir engel oluşturuyor mu? Tabii ki. E, şimdi maalesef ki e, birçok düzenlemede o kadar e, yanlış düzenlemeler içerisinde gerçekleşiyor ki hiç yapılmıyor değil. Yapılıyor ancak bizlere danışılmadan yapılıyor. Bizim adımıza her zaman e, savunduğum nokta şu. Karar mekanizması farklı bireyler oluyor. Bizlerin rampalar bugün görüyorsunuz Eskişehir'de hakikaten kullanıma en uygun rampalar. Ama diğer illere gittiğinizde rampadan ziyade risk bizim için oluyor. Çünkü tekerlekli sandalye kullanımı veya koltuk değneği kullanımı o rampalardan inşi hiçbir şekilde uygun değil. Ee, ve yine asansörlerimiz, ee, engelli asansörü deniliyor ama e, kullanım alanları çok dar. Tek başına e, binseniz bile bu ciddi anlamda bir risk. Tuşlar e, tamam breyle uygun ama bizim erişim noktamız da çok sayıf. E, ve birçok kurumda da görüyorsunuzdur ara katlar var, apartmanlar bunlara keza. E, yani bizlere çok uymayan e, Maalesef ki çalışmalar yapılıyor. Peki siz de az önce bahsettiniz... engeller için yapılması gerekenler, engelli bireyler için sürekli olarak bunlar konuşuluyor. Fakat daha sonrasında önemli olan sizin fikrinizin, sizin yaşam koşullarınızı hani kolaylaştırmak için sizden fikir alınması değil mi sizce de? Siz talep bel hani belirtebiliyor musunuz böyle şeyler için? Şöyle söyleyeyim... E, talepler mutlaka belirtiliyor. Özellikle STK'lar noktasında. Ciddi anlamda çalışmaların içerisinde e, yer alıyoruz ama hani e, bizim ülkemizde yer alan bir tabir vardır. İmam bildiğini okur diye e, bütün toplantılar uzun süreli toplantılar yapılıyor e, ve ciddi tartışmaların sonucunda fakat maalesef ki geriye dönüp baktığınızda birçok şeyin size uygun olmadığını en basit e, örneklerden vereyim. Görme engelliler için son dönemlerde kaldırımlardaki sarı. E, takip çizgileri var ve bunlarla ilgili onlar bir kere hemen kaldırımın üstüne yapıştırılan ürünler olarak değerlendirildi. Oysa ki onlar kaldırım taşlarının kırılarak o ebatlarda içine yerleştirilip yapılması gerekirken e, bunlar halen üzerine yapıştırmayla söz konusu ki bunlar zamanla kalkıyor. Çok daha sağlıklı bireyler için de sıkıntı ve benim gibi bir tekerlekli sandalyede olan biri için de sandalyeyi sürme noktasında ciddi anlamda zorlayıcı. Özen şeyler. gösterilmiyor o zaman aynı Maalesef zamanda göstermelik şeklinde oluyor. Kesinlikle bazı ve kesinlikle öyle. Yani yapmış olmak için birçok şey yapılıyor. Ha, iyi niyetler var mı? Evet var ama bilinç yok. yani siz pratikle teoriyi birbirinden ayıramazsanız sonucunda da mutlaka e, sıkıntıların doğacağını görebilmelisiniz bana göre birçok noktada. Tüm insanların, e, engel ya da engelsiz olarak ayırmak istemiyorum ama hı hı. E, eşit haklara sahip olduğunu biliyoruz. Herkesin e, belli başlı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Zaten araştırmıyoruz, bilmiyoruz ama siz e, bu haklardan e, her şeyden eşit şekilde faydalanabiliyor musunuz? Hayır. Yani bir kere anayasal e, süreçte biliyorsunuz, anayasamızda bütün... E, bireylerin eşit olduğu yazmasına rağmen bugün Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana birçok yasalar e, değiştirilmesine rağmen hala e, fırsat eşitliğine haiz değiliz. E, bir kere her bireyin eğitim hakkı her zaman için en iyi şekilde verilebilmeli ama e, birçok noktada sıkıntılar çok büyük. Bugün biliyorsunuz izleme denetleme ile ilgili bir kurul kuruldu ve e, ilimizdeki Tüm Türkiye'deki illerde öncelikle hastaneler ve okullar olmak üzere çalışma istenildi ve çıkan sonuçlar son derece üzücü. Tamam, bunların yaptırım güçleri olacak mutlaka cezai müedidler ama bunlar içini acıtan meseleler. Çünkü bir vatandaşın oraya gittiği zaman bir basamak yerine rampasının olması gerektiği. Bu sağlıklı bir çocuk da olabilir, sağlıklı bir genç de olabilir, ayağını kırabilir, farklı sebeplerden dolayı kullanamıyor olabilir. Yalnız bize mahsus değil. Ama bizdeki mimariler o kadar kötü ki hastaneler deseniz buna e, keza son derece korkunç. Birçok bir hastanede sizler de bakın bundan sonra belki bu söylemden sonra çok daha dikkat edeceksiniz. E, gittiğinizde çok özür diliyorum engelli tuvalet, tuvaletlerinin genelde temizlik malzemelerini depolandığı yerler olarak görebiliyorsunuz. Ve her ne kadar teknik olarak uygulanmaya açık yönetmelikler yazılsa da işte malzemeleri belirtilse de bunlar bize sorulmadığı için uygulamalardaki aksaklığı çok çok fazlasıyla göreceksiniz ki ben kendimden örnek vereyim. Bir süre önce enfeksiyon kapmış olabileceğim kanaatiyle tahlile gidiyorum. Hastanede tuvalet bulamıyorum. Bey evime gidip bu ihtiyacımı giderip hastaneye geri getirmek. Bu bugünün Türkiye'sinde gerçekten çok korkunç bir şey ki Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. Bütün Avrupa ülkeleriyle aynı hizmeti sunmak zorundalar. Böyle bir imza atıldı ama bugün hala birçok noktada maalesef ki yeterli değiliz. Birçok engelli biri aynı zamanda siz mesela şanslısınız bu konuda çalışan bir bireysiniz. Kamusal alanlara ulaşamıyorlar, birçok zorluk çekiyorlar. Ulaştıkları yerlerde de dediğiniz gibi olumsuz bir sürü şeylerle karşılaşıyorlar. Özellikle mimariye dayalı ya da özensizlikle dayalı şeyler. Siz peki iş yerinizde kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayabilecek şekilde rahat mısınız? Dilediğiniz gibi davranabiliyor musunuz en azından? Ee, şöyle söyleyeyim, Anadolu Üniversitesi bence en şanslı kurumlardan biri. Yani Eskişehir'de biliyorsunuz iki tane üniversitemiz var. Ama ben çalıştığım kurumum adına söyleyeyim eksiklikler var yok değil bu, bu bir gerçek ama en azami şekilde olduğunu görüyorsunuz sizlerde. Bugün bu stüdyoya ulaşırken bile rampaları ne kadar tatlı eğimlerle yapıldığını, ulaşımları ne kadar rahat olduğunu ve yine personelin yaklaşımları benim adıma söyleyeyim ben evet çok mutluyum ve işimi çok seviyorum. Ama e, bağımsızlık noktasında tabii ki tam manasıyla yeterli değil. E, ama e, şunu da söyleyebilirim arkadaşlar, geçmişte mutlaka e, yöneticilerimizin e, katkıları oldu. Fakat son iki dönemdir e, inanılmaz farklılıkları gözetebiliyorsunuz. E, sizin talepleriniz anında yerine getirilmeye çalışılıyor. Sizi anlamaya çalışan yöneticileriniz var. Empati sizlerle birlikte yaşıyorlar, kurabiliyorlar. Bunlar bizim için son derece onur edici. Gerçekten sevindirici. Peki Emel Hanım, engelli vatandaşlarımız sahip olduğu hakların ne kadar farkında? Araştırıyorlar mı? Biliyorlar mı? Ya da öğrenmek için nereye başvurmalılar? Bu, bu noktada öz biraz kendi arkadaşlarımızın üzerinden yapmakta da sakınca görmüyorum. Bizim arkadaşlarımız maalesef ve maalesef, bu noktada ancak e, taleplerinin olabileceği örnek veriyorum araç alacaktır. İşte raporunu ve ÖTV ile ÖTV'nin nasıl olabileceği yönde araştırır veya gelir vergisindeki muafiyetleri ama vatandaş olarak o, o kurumda hangi haklara sahip olduğunu, sağlık sektöründe kurumuyla ilgili yapabileceği çalışmaları neler olacağını e, birçok noktada yetersizler. Yani bu yalnızca kurumsal anlamda değil, genel anlamda da baktığınızda yetersizler. Ee, tabii ki bugün e, STK'lar var, üst çatı kuruluşları var, STK'ların e, aile ve sosyal politikalar Bakanlığı sitesinde bütün mevzuatla ilgili e, bilgiler var. E, yine ilimizde, illerde belediyelerle ilgili birimler var, valiliklerde var, koordinasyon merkezleri, e, kendi kurumlarında da dahil artık e, personel daire başkanlıkları e, bu konuda eğitime tabi oluyorlar, bilgilendiriliyorlar. O yüzden oralardan bu bilgileri çok rahat alabileceklerine inanıyorum. Birçok insan belki böyle haklarını öğrendikten sonra birçok şeye de cesaret etme durumu daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Mesela birçok insan sadece cesaret edemediği için çalışmıyor, daha bireysel vakit geçiriyor, dışarıya çıkmaktan korkuyor. Haklarını öğrenip birazcık şehirle alakalı olarak değişiklikler yapmaya çalışsa belki ...kendi için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani evde dört duvar arasında hiç kimse kimseye faydalı olamaz. Bir kere insan kendini köreldir Yani kullanmadığınız uzvunuzun ne kadar zayıf olduğunu kendiniz fark edebiliyorsunuz. Siz de kendinizi dört duvar arasına kapattığınız zaman dışarıdaki insanların size yardımcı olma noktasında erişmesi mümkün değil. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle e, ben aileler özellikle buradan sesleniyorum. Psikolojik destekler alacağız. Yani çünkü kendi kendimize acıdığımız noktada çıkmaz da oluyoruz. Ondan sonrasında ise boş zaman tanımayacağız kendimize. bir şekilde sürekli kendimizi bilinçlendireceğiz, eğiteceğiz. Bu ama televizyon kanalları olabilir bugün interneti en iyi şekilde kullandığımız takdirde erişemeyeceğimiz hiçbir bilgi yok. doğru kullanıldığında daha doğrusu. Ee, ve tabii ki e, onların yaşam mücadelesi e, gelişmişliği çok daha fazla yöne e, sevk edecektir. Ee, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi kamusal işte alanlardaki hizmet noktalarında erişebilmek için şu anda özellikle kurslara gidilebilmesi bugün hiçbir kursun uygun olmadığını ama devletin uygun olmadığı takdirde bu olanağı sağlayabilmek adına e, gücünün olduğunu ancak talepleri halinde anlayacaklardır. Yine sağlık merkezlerine erişim için bugün herkes ver yansın yapar. Ulaşamadığı takdirde devletin araç vermekle mükellef olduğunu bilmeleri gerekir. Bunu ıı, kapanarak değil ıı, dışarıya çıkarak, Talep özellikle STK'larla işbirliği içerisinde olarak yani STK'lara bugün Ramazan aylarında gıda almak üzere değil, yemek organizasyonlarında değil, kitlesel bilinci artırmak adına hareket eder iseler kendileri çok daha fazla kazançlı olacaklar. Evet. Biraz önce de e, bahsetmiştiniz ama e, şimdi engelsiz e, pardon engelli insanların e, haklarını ne kadar bilincindeler, e, ne kadar farkındalar. Bunları konuşuyoruz ama e, ben başka bir açıdan bakmak istedim. Biz yine size yöneltiyoruz aslında soruları ama biz ne kadar farkındayız? Yani engelsiz insanlar e, sizin haklarınızın ne kadar farkındalar? E, zaten ben şunu her zaman savunuyorum. Yani bu asla ve arsızlar karşımızdaki insanları yargılamak adına değil. Bizler engelli değil, engellenen bireyleriz. Çünkü kaldırma yapan sağlıklı bireyler adı altında tanımladığımız aslında bizden farksız olan insanlar onun kullanımını bize yönelik ne kadar doğru yaptığını bizler anlatmakla mükellefiz bizlere hayatı engelleyenlerin onlar olduğunu, hayatın şu boyuttan bakılmasından yanayım. Çok lüks bir restorantı veya pastanenin vitrinini görürsünüz ama yemediğiniz o tatların tadını bilmezsiniz. İşte yaşamın o kadar farklı tatları var ki onları o tadı tattırmak bizler için önemli. Sizin gibi genç arkadaşlarımızın bir günlük bir tekerlekli sandalye kullanımında bizlere yaban yardımcı olması... ...o alandaki yapacağınız çalışmalarda ne kadar büyük bir farklılık getirecektir. Bunları da zaten uygulamalarda görüyoruz. Peki bir proje kapsamında devlet ya da özel sektör olabilir. E, planlama, tasarlama aşasın, aşamasında size hiç fikriniz soruluyor mu? Böyle bir uygulama var mı? E, maalesef. Yani maalesef. E, işte biraz evvel de söylediğim gibi pratikle teorik çok farklı şeyler. Yani çocuklarımız, gençlerimiz okulda eğitimleri alıyorlar ama uygulamalarda çok yeterli olamıyorlar. Gerçi artık bunu birçok noktada farklı olarak fark ettikleri için son dönemde bu topluma hizmet uygulamalarında gerçekten çok büyük kazanımlar olduğuna inanıyorum. Oradaki arkadaşlarımızın bu alandaki çalışmaları ilerideki yapılacak çalışmalarda e, farklı getirecektir. Evet bu bir deneyim sahibi olmayı sağlıyor. Tabii. Ama aynı zamanda farklı şekilde ...siz de bu bahsettiniz bu tecrübeyi tatmak için birilerine yardım etmek için topluma hizmet uygulamaları dışında gençler başka neler yapabilirler? Gençler e, şöyle söyleyeyim biraz evvel de bahsettiyim gibi bizim arkadaşlarımızın da hani böyle e, topluma karşı biraz daha farklı bir bakış açıları vardır. Eşitasyon noktasında yer alırlar. Biri yardıma geldiğinde tepki gösterebiliyorlar. Aslında tepki gösterilmemeli. Bence tam tersi yardımcı olunmasına müsaade edilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok ben keyifli teşekkür bir ediyorum. sohbetti. Sizler gibi genç arkadaşlarla bir arada olmak çok güzel. Teşekkür, teşekkür şey. ederiz. Çok memnun olduk. Programımızın bu bölümünde Emel Kapanoğlu ile birlikteydik. Programımızın ikinci kısmında ise doçent doktor Osman Tutal ile birlikte olacağız. Yardımcı Doçent Doktor Osman Tutal, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir. Herkes için erişilebilirlik, herkes için tasarım ve evrensel tasarım üzerine çalışmaları vardır. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şununla bir giriş yapalım isterseniz. Engelsiz bireylerin de engelli bireylerin de şehirlerde yaşama koşulları ortak ve eşit olmalı. Şehrin bunun için bize bazı imkanları tanıması gerekiyor tabii ki. En başından itibaren en büyüğünden en küçüğüne şehir tasarlanırken nasıl planlanmalı bunlar gözetilerek sizce? Ee, şüphesiz bütün tasarımlar insan için yapılıyor. Kullanıcısı insan. Dolayısıyla tasarımın insan için yapılması bu söylediğimiz grupların, dezavantajlı grupların, özel gereksinimi olan grupların bunun dışında kalmasını önlüyor eğer biz tasarımlarımızı insan için yaparsak, bunun için insan olmak yeterli, insan için yaparsak bu süreç kendiliğinden işleyecek demektir. Öte yandan yaklaşık olarak geçmiş dönemden günümüze doğru bir okuma bu sürecin aslında günümüze kadar ortalama kullanıcı gruplar üzerinden tasarımların yürütüldüğünü, planlamaların yapıldığını gösteriyor. Bu süreçte özel gereksinimi olan bireylerin bu tasarım ya da planlama sürecinin dışında bırakıyor sürekli olarak. Ee, ama bizim hep söylediğimiz yapılaşmış çevrede yani evinizin içerisindeki odadan başlayarak buradan çıkıp kentsel mekana, kentsel mekan içerisindeki gündelik yaşama, aktivitelere, hizmetlere ulaşabilmeniz için eğer planlama veya da tasarım bütünüyle bu süreç içerisinde insanı kapsayacaksa insan olmak bunun için yeterli diyoruz. İnsan olmanın tabii yaşam süreci içerisinde farklı durum ve halleri var. Farklı insanlık halleri ve durumları var. Tasarımcılar ve planlamacılar bu süreci, bu haller ve durumları dikkate alarak yaparlarsa işte bu süreçte insanların tamamı gündelik yaşama rahatlıkla katılabilecek. Çocukluk dönemimizle başlıyor bu süreç aslında. Yetişkinlik dönemi, özellikle bayanlar için hamilelik dönemi, Annelik dönemi, çocuklu ıı, olma dönemi bu sürecin bir parçası. Bunun sonunda şüphesiz her insanın sürekli olarak ve gündelik yaşamdaki konuşmalarımızda potansi herkes potansiyel engellidir deyiminin arkasında aslında hepimizin yaşlanacağı bir yaşam süreci var. İşte yaşlılık süreci de hepimiz için olduğuna göre aslında yaşlılık sürecindeki bir takım kayıplarımız da dikkate alacak olursak Yaşlılık sürecinde de engellerle fiziksel çevrede özellikle engellerle karşılaşacağız demektir. Dolayısıyla işte bu yapılan çalışmaların hepsi, tasarımların hepsi, planlamaların hepsi insanın farklı durum ve e, halleri için e, yapılırsa bu süreçlerin hepsini rahatlıkla geçebiliyoruz. Şüphesiz bütün bunları planlarken şuna dikkat etmekte fayda var. E, ortalama kullanıcı gruplar bizim yaygın olarak tasarımlarımızı yapıp herkesin o kategoriye sokulduğu gruplardır. Bunun içerisinde her tür engelliği bulabilirsiniz ya da tasarımdan kaynaklanan engellerden dolayı kişilerin farklı durumları olan geçici ya da sürekli rahatsızlıkları, yetersizlikleri ya da sınırlılıkları olan insanların bu süreçten olumsuz olarak etkilendiklerini görürüz. İşte bu yüzden de birazcık bu çalışmalarda insan odaklı yaklaşımlar bizi insan hak ve özgürlüklerine kavuşturacak çeşitlemeler için, yapılan tasarımlar ve planlamalar için daha uygun bir nesne haline getirmektedir. Bütün bunlara paralel olarak, yani gündelik yaşamda sürekli olarak hareket kısıtlılığı bulunan insanlar üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Dolayısıyla bütün bu planlama ve tasarım çalışmaları da engeller için tuvaletler, rampalar ve asansörlere indirgenmektedir. Bütün bu indirgenen 3 durum, tasarımdaki 3 durum aslında sadece ortopedik engeli olanlar içindir. Bunun dışında kalan engeli bulunanlar, yani görme yetersizliği olanlar, hiç görmeyenler, işitme kaybı olanlar ya da hiç duymayanlar, zihinsel bir takım problemleri olan e, insanların da gereksinimlerinin karşılanması yine insanlık hal ve durumlarına yönelik yapılacak tasarımlarla ilgilidir. Bütün bunların bütünsel bir yaklaşımda ele alınması gerekmektedir. Ortopedik engellilere yönelik bir takım çözümler yapabilirsiniz. Ama görme engelliler bunun dışında kalıyorsa, işitme engelliler bunun dışında kalıyorsa ya da başka hareket engeli bulunanlar bunun dışında ya da çoklu engeli bulunan her ikisi, üçü birlikte bulunanlar bunun dışında kalıyorsa bu süreç çalışmıyor demektir. Dolayısıyla bu süreci sadece ortopedik engelliler adına, sadece bir tekerlekli sandalyeli kullanıcı için düşünmemek gerekiyor, bütün insanlık için düşünmek gerekiyor. Yine başından söylediğim noktaya dönüyorum. Ee, i̇nsanın farklı durum ve halleri işte bu yaşam süreci içerisinde bu süreci biçimlendiriyor. Tasarlama sürecinde e, şüphesiz bu konuda en önemli yapılardan bir tanesi AVMLer. AVMLerde yaygın olarak Birçok problemin çözüldüğünü görürsünüz siz. Yani AVM'lere rahatlıkla hem zemin geçitlerden düz olarak girebilirsiniz. Bir tekerlekli sandalyeli de girebilir, bir görme engelli de girebilir. Eğer gerekli donanımlar yapılmışsa ki genellikle yapılmıştır son dönem yapılan AVM'lerde. AVM'lerde göreceğiniz birçok şeyi birçok kamu yapısında görme şansınız da yoktur. Yapılaşmış çevrede de yoktur açık alanlarda. Çünkü AVM'lerin şöyle bir özelliği var. Aslında tamamen tüketim toplumu üzerine odaklanmış bir yapı grubu olduğu için bir alışveriş arabasıyla bile bütün katları, bütün mağazaları, bütün birimleri dolaşma olanağı sunar size. Dolayısıyla hemen bütün AVM'lerde engellere yönelik bir takım düzenlemelerin var olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer aracınız varsa otoparktan başlar bu engeller için ayrılmış otoparklar bulunmaktadır. Giriş kapıları e, sensörlüdür, bir engel oluşturmaz. Rampalar vardır, merdivenlerin yanında vardır ya da yürüyen merdivenler vardır. Mutlaka asansörleri vardır, her kata sizi ulaştırabilir. Eğer siz bir engelliyseniz, engel türünüze bağlı olarak değişkenler tabii ki söz konusudur ama e, bir anne de olabilirsiniz, çocuk arabasıyla AVM'lerin her yerine girip çıkabilirsiniz Tuvaletler keza öyle, engelli tuvaletlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da aile tuvaletleri, bizde çok yaygın değil ama aile tuvaletlerini de AVM'lerde bulma şansınız var. Yani aile tuvaletlerine çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer siz bir babaysanız ve yanınızda küçük bir kızınız varsa, ya da anneyseniz yanınızda bir erkek çocuğunuz varsa, AVM gibi herkese hitap eden bir mekanda çocuğunuzu hangi tuvalete götüreceğinizi Bilemezsiniz. Eğer bayansanız, bayanlar tuvaletine götürecek olsanız, çocuğun yetişkinlik dönemi bile ön plana çıkabilir. Erkekseniz işte bir bayana rica edip bayanlar tuvaletine götürmesini e, isteyebilirsiniz. Bütün bu süreç özellikle Avrupa'da ve bu, bu büyük kamusal yapılarda aile tuvaletleri olarak nitelenen aslında hani yetişkinlerin de eğer refakatçi gerektiriyorsa bu ihtiyacını görecekleri e, durumlarda kullanmalarına olanak veren düzenlemelerle doludur. Dolayısıyla her ne kadar AVM'ler bir tüketim mekanı gibi gözükse de e, erişilebilir mekanlardır. Birazcık diğer yapılarda da, kamusal kullanım olan diğer yapılarda da bu tür düzenlemelerin ön plana çıkması şüphesiz gündelik yaşama engellerin katılımını hızlandıracaktır. Tabii ee, ki belki AVM'yi tercih etmek istemeyen birçok insan var. Kamusal alanlar için de aynı şekilde sadece AVM ile sınırlı kalması mümkün olmamalı yani. Tabii kesinlikle. Çünkü AVM'lerde neticede kapalı mekanlar yaygın olarak açık alanları bulunsa da kapalı mekanlar herkeste yani sadece gündelik yaşama katılacağım diye AVM'lere gitmek zorunda değil. Bütün yapılaşmış çevrenin hani e, buradaki düzenlemelere paralel olarak yapılacak e, iyi örnekler şimdilik iyi örnek diyoruz. Herhalde ülkenin gelişmişlik düzeyine göre bunlar çok standart olması gereken şeyler haline gelecek. E, bu tür mekanlara açık ya da kapalı rahatlıkla ulaşabilmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca bir de AVM'ye ulaşım kısmı söz konusu. Az sonra da bu <laughs> konudan bahsedeceğiz. Evet, evet, Yani... Bir sürü engel var AVM'ye de ulaşana kadar. Evet. O yüzden kişinin bireysel daha özgür hareket etmesi için önemli olan AVM'ye kadarki kısım diye düşünüyorum ben. <laughs> evet kesinlikle doğru. Aslında ona şöyle bakmakta fayda var. Biz de erişilebilir olma durumunu zaten ilgili mekan ya da açık alan ya da yapının yapıya olan bir erişilebilirlik bir de yapının kendisinin erişilebilirliği diye ele alıyoruz her zaman. Çünkü bu zincirleme bir yapı gösteriyor. E, bu zincirleme yapıda bir bozukluk, bir hata ya da zincirlerden birinin eksik olması durumu söz konusu olursa zaten e, erişim de mümkün olmuyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla toplu taşım, özel araçla e, yaklaşım, otopark kullanımına kadar eğer erişimi mümkün kılarsanız, binanın kullanımı da eğer uygunsa şüphesiz gündelik yaşama rahatlıkla da katılım söz konusu. Bu açık alanda olsa erişim yine toplu taşın ve benzeri araçlarla rahatlıkla sağlanabiliyorsa, erişilebilirse onlar işte o zaman bir problem olmaktan çıkıyor. Hocam işte projelerden, tasarımlardan bahsettiniz. İşte AVM'lerde daha bir rahatlık var onu evet anlıyoruz zaten ama hani... Kentleşme içinde sorarsak bunu tabii AVM'leri de katacağız ama engellilerin bu tip proje ve tasarımlarda görüşleri alınıyor mu ya da farklı engel gruplarına göre tasarım nasıl yapılıyor? Şimdi bunu şöyle açıklamak mümkün. Ee, eğer çok özel durumları ayrı tutarsak çünkü çok özel durumlar engelliliğin çok ileri halleri ya da çok özel durumları ayrı tutulursa ki oralarda kişiye özgü tasarımlar yapmak durumundasınız. Özellikle özel mekanlarda bu daha ön plana çıkıyor. Çünkü bir takım yaptığınız düzenlemeler bu kişiler için diğer engelliler ya da diğer kişiler için engel oluşturabilir. Onun için özel durumları eğer ayrı tutacak olursak aslında e, her engelin kendine ait düzenlemeleri özel duruma ait düzenlemeleri zorunluluk. Ama tasarım ve planlama kişi kişi bunu ele almadığı için belirli kategorilere indirgeniyor ve belirli tasarım ölçütlerinin sağlanması gerekiyor bu süreçte. Eğer bunu sağlayamıyorsanız bu kategorilere göre ya da gerekliliklere göre tasarım ölçütleriyle birleştirip bu birlikteliği sağlayamıyorsanız problemler burada çıkmaya başlıyor. Ee, sizin söylediğiniz gibi aslında bütün tasarımlar kullanıcının ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda. Yani kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için biz tasarımları yay, yapıyoruz. Dolayısıyla da yaptığınız tasarımın kullanıcı ihtiyacını karşılamıyorsa bu işlevini yerine getirmiyor demektir. Şüphesiz bu o, çerçeveden baktığımız zaman da engellilerin bu sürece yönelik katılımları zorunlu gözüküyor. Ama kişi bazlı bunu almak yerine optimum hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü iki hareket kısıtlılığı bulunan insan bile bir tasarım için ya da bir düzenleme için farklı görüş bildirebiliyor. Aynı kategoriden iki görme engelli olabilir, iki işitme engelli, iki ortopedik engelli, iki tekerlekli sandalyeli kişi bile bir tasarımı farklı olarak yorumlayabiliyor. Şöyle olsun, şu nitelikleri bulunsun derken diğeri hayır öyle olmasın ama şu nitelikleri bulunsun diyebiliyor. Dolayısıyla biz kime göre yapacağız? İşte onun için diyorum tasarımda belirli kriterler optimum seviyeye getiriliyor ve herkese uygun hale getiriliyor. Herkese uygun hale getirme süreci e, bir takım problemleri ortadan kaldırıyor. Yani bu herkese tam uygun demesek bile herkesin kullanımını erişilebilirliğini sağlayabiliyor. İşte bu noktada da kullanıcıların e, kullanımdan doğan memnuniyetlerini belirlemek gerekiyor. Bu belirleme sırasında problemlerle karşılaşılırsa işte o zaman kullanıcı... E, Görüşleri birazcık daha ön plana alınıyor. Kullanımdan doğan sorunlar varsa onlar birazcık daha giderilmeye çalışılıyor. Aksi halde zaten tasarımcılar kullanıcılara yönelik tasarım yaptıkları için e, bunların hepsini tasarım ölçütleri içerisinde de bildikleri için bunların hepsini karşılamak zorundalar. Bu bugüne kadar karşılanmış mı diye sorarsanız şüphesiz hayır. Çünkü başında da söyledim tasarımcılar olarak kullanılıyor. E, şu ana kadar yakın bir zamana kadar özel örnekleri ayrı tutarsak hep genel bir kullanıcı, ortalama bir kullanıcı gruba yönelik tasarım yapmışız. Dolayısıyla da bu kullanıcı grup bunun içerisinde engelliler yok, yaşlılar yok. Yaygın olarak söylüyorum. Özel örnekler, iyi örnekler mutlaka var. Peki Az önce de bu konuya geri döneceğimi söylemiştim. Bazı işte kamu yapıları olsun, yollar, meydanlar, aklımıza gelen her şey aslına bakarsanız. Bu çevre düzenlemelerini bizim ortak kullanmamızın sebebi tasarım. Tasarımı yanı sıra aynı zamanda insanların da dikkat etmemesi olabilir mi tasarım yapılan yerlerde belki? E, şüphesiz doğru. E, burada biraz önce de e, biraz önceki sorumuzu cevaplarken de Tasarımcılarımıza büyük iş düşüyor şüphesiz. Bunun başlangıç noktası da e, bunun ciddi bir eğitimi verilmiyor tasarım okullarında. E, süreç de aslında buradan başlıyor. Tasarım okullarındaki eğitimden başlayan bir süreç var. Sizin yetiştirdiğiniz tasarımcılar, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, plancılar bu eğitimi bir kere almak zorunda. Bu eğitime paralel olarak tasarımlarını yürütürken kullanıcı çeşitliliğini dikkate almak zorunda. E, bu tasarımcı kısmı. Bu tasarımdan başlayıp meslek odalarına kayıtlar yapılan projelerin uygulama safhaları e, yerel yönetimler yerel yönetimlerin denetimleriyle devam ediyor. Ama süreç şu ana kadar olan süreç e, ne tasarım okullarında bu tür bir eğitimin önce öncelikliğini e, varsayıyor ne de meslek odalarının buna yeterince dikkat ettiğini uygulayıcı ve denetleyici olarak da yerel yönetimlerin bu alanda çok baskın bir rolünün olmadığını gösteriyor. Şüphesiz bu tasarımcı e, yanından sonra e, kullanıcılar olarak bizlerin, kentlilerin, halkın da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Yani bilinçlenme de asla, aslında haklara sahip çıkma, o hakların için mücadele verme anlamına geliyor. Bu aslında sadece engelliliği olanın ya da engellenenin hakkı değil Aslında tüm toplumun e, hakkı sivil toplum kuruluşlarının bunu sahiplenmesi gerekiyor ve bunların başvurularıyla, itirazlarıyla talepleriyle istekleriyle yeniden biçimlenecek bir süreç Aslında biz bu sürece eğer e, katkı sağlayamıyorsak bir kentli olarak e, o zaman bunun karşılığını şu anki gündelik yaşamda, Özellikle engellenenler için söylüyorum. Fiziksel mekanda birçok problemle karşı karşıya kalarak ödüyoruz. Evet Hocam peki ulusal ve uluslararası mevzuata göre e, kentlerin herkes için erişilebilir ve kullanılabilir olmasını nasıl öngörüyor ulusal mevzuat? Ee, şimdi bu konuda aslında yasal mevzuatımız ulusal boyutta geçmişten beri e, ciddi adımlar atacak şekilde düzenlenmiş durumda. Ee, imar kanunlarımızın içerisinde eee engellilere yönelik düzenlemeler öngörülüyor. 1991 yılında çıkarılan Türk Standartları Enstitüsü'nün e, 9111 sayılı bir standardı var. İmar kanunu hep e, projelerde ya da planlamalarda ilgili standart olarak bu standarda uyulmasını zorunlu kılar. 1991 yılından beri imar kanunu daha eskiden beri engelliler için düzenlemeleri e, zorunlu kılıyor. Ama bugüne baktığınız zaman etrafınızda engeller için yapılan düzenlemelerin ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Çok da fazla değil. O yüzden hani geçmişten günümüze doğru bir okuma hakikaten yapılmış bir takım yasal düzenlemelere ait altyapının olduğunu koyuyor ama e, asıl sorun uygulama ve e, denetlemeye ilişkin. Belki yeterince özümsenmediğinden kaynaklanıyor. Şüphesiz. Yani biraz önceki sorunuzda bahsetmiştim. Evet. Yani bunu. Toplumda, sivil toplum kuruluşları da kendince özümlüyorlar ama bunun sıkıntısını sürekli olarak yaşayan aileler. Yani dört kişilik bir aile içerisinde herhangi bir sıkıntısı, yetersizliği olan bir kişi aslında dört kişiyi hemen otomatik olarak etkiliyor. E, apartmanı etkiliyor, yaşadığı çevreyi etkiliyor, fiziksel çevredeki bütün katılım alanlarındaki insanları etkiliyor. Dolayısıyla bu aslında böyle bir etkileşimin de sonucu. Dolayısıyla yine sizin sorunuza dönecek olursak yasal mevzuata ilişkin bir sürü çalışma var. En son 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engeller kanunu isminde bir kanun var. Bu kanun için bizim engellere yönelik aslında bu istihdamdan eğitime kadar erişilebilirlikten herkes için tasarıma kadar birçok alanı kapsıyor. Bu alan içerisinde bizim için iki tane önemli başlık var. Bu iki başlığı izin verirseniz ben e, kanunda geçtiği gibi okuyayım. Geçici iki, ikinci madde ve 3. madde. Geçici ikinci madde der ki: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyokültürel kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış, umuma açık hizmet veren her türlü yapı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten içerisinde 7 yıl içinde e, ...erişilebilir olacak der. İkinci maddede toplu taşıma araçlarına yöneliktir. Bu araçların tamamının 7 yıl içerisinde erişilebilir hale getirilmesini öngörür. E, tam da sizin söylediğiniz gibi bu eğer toplum tarafından tam da hazmedilmemişse... ...bu konudaki politikalar, yaptırımlar eğer e, yeterli düzeye gelmemişse... ...şimdi bu kanunla ilgili söyleyeceğim durum ortaya çıkıyor... Bu kanun 2012 yılında bitti süresi. 2012 yılında biz mevcut yapıların, sadece mevcut yapıların çünkü yeni yapılar zaten erişilebilir, herkesin kullanımına uygun olacak diyor kanun. Mevcut yapıların 7 yıl içerisinde ve mevcut toplu taşıma araçlarının 7 yıl içerisinde erişilebilir olmasını bekliyoruz. Ne oldu derseniz sonuç 2012 Temmuz ayında sürenin bitmesine çok kısa bir süre kala bu süre 1 yıl artı 2 yıl daha uzatıldı. Yani şu anda 2015 yılının Temmuz ayında bu sonlanacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu toplumda nereye karşılık geliyor? Engelliler ve engelli ailelerinin bu sorunu 2015 Temmuz'una kadar yaşayacağı anlamına geliyor. Şüphesiz bu olabilir ama 2015 Temmuz'unda bunun biteceğinin de bir garantisi yok. Yani 7 yıllık bir sürede tamamlanamayan birçok şeyin 3 yıllık bir aralıkta tamamlanmasını bekliyoruz. Bu da birazcık problem yaratıyor. Bir başka şey de bizim çok yaygın olarak etkisini gördüğümüz Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Bildirgesi. Bu bildirge de çok önemli ve biz 9 Ekim, 2000, 30 Ekim 2009 yılından tarihinden itibaren bu sözleşmenin şartlarını yerine getirmek zorundayız. Şüphesiz bunun için ne yapılacak? Yapılacak çok şey var. Her şey tanımlanmış, tasarım açısından, planlama açısından, mevzuat açısından, politikalar açısından her şey planlanmış durumda. Yasal yaptırımlar da var, para cezaları da var. Ama tek sorun icrata geçememek, uygulamamaya uygulamaya geçememek. Tek sorun bu olunca tabii yansıması yine biraz önce söylediğim gibi karşılığının görülmesi gereken engelli bir grup var. Bunların tamamen yapılıp icraatının sonuçlarını yaşaması ancak onlar vasıtasıyla gündelik yaşama katılmalarının bir beklenti haline, bir ümit haline dönüştüğü bir grup var. Onların hayalleri, ümitleri şu anda 2015 Temmuz ayına kadar ertelenmiş durumda. Umarız bu o dönem iyi bir şekilde sonuçlanır ve Birazcık biz bu konulardan ziyade daha özelleşen konuları tartışır hale geliştireceğiz. İnşallah. İnşallah Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Programımızın bu bölümünde doçent doktor Osman Tutal'la birlikte engelliler için kentleşmeden ve tasarımlardan bahsettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.